9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Gün Yayınları sayfa 76 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı sayfa 76 cevapları. Gün Yayınları. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? Cevap: Bir çizimin harita olabilmesi için kuş bakışı görünüme ve bir ölçüye göre çizilmiş olması gerekir. 2. Türkiye, hangi promeksiyonla çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir? Cevap: Türkiye, konik promeksiyonla çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir. 3. Hangi tür haritalarda ayrıntı daha fazladır? Cevap: Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı daha fazladır. 4. Renklendirme yöntemiyle çizilen bir fiziki haritada renkler neyi ifade eder? Cevap: Renklendirme yöntemiyle çizilen bir fiziki haritada renkler yükselti basamaklarını ifade eder. 5. Bir izohips haritasında eğimin fazla olduğu yerler nasıl gösterilir? Cevap: Bir izohips haritasında eğimin fazla olduğu yerlerde eğriler sık geçer. 6. Fiziki haritalarda denizin derinliği nasıl gösterilir? Cevap: Fiziki haritalarda denizin derinliği mavi rengin tonlarıyla gösterilir. Derinlik arttıkça renk koyulaşır. B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. Cevap: 1. silindirik, 2. ölçeğinden, 3. konularına göre, 4. içe doğru çizilen oklarla, 5. çok azdır. 1. ekvator çevresi silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir. 2. haritada iki yer arasındaki gerçek uzaklığı veya bir yerin gerçek alanını hesaplayabilmek için haritanın ölçeğinden yararlanılır. 3. Türkiye fiziki haritası, Türkiye mülki idare haritası, Türkiye jeoloji haritası şeklinde haritaların adlandırılması, haritaların konularına göre sınıflandırılmasının örnekleridir. 4. izohips haritalarında kapalı çukurlar içe doğru çizilen oklarla gösterilir. 5. izohips haritalarında ovalarda eğriler çok azdır. C. Aşağıdaki soruları haritaya göre yanıtlayınız. 1. İzohipsler kaç metre aralıklarla geçmiştir? Cevap: İzohipsler 500 metre aralıklarla geçmiştir. 2. Kaç numaralı yer bir vadide bulunmaktadır? Cevap: 3 numaralı yer bir vadide bulunmaktadır. 3. Kaç numaralı yer bir boyunda yer almaktadır? Cevap: 2 numaralı yer bir boyunda yer almaktadır. 4. Kaç numaralı yerde bulunan bir gözlemci daha geniş bir alanı görür? Cevap: 4 numaralı yerde bulunan bir gözlemci daha geniş bir alanı görür. 5. Kaç numaralı yer tarıma daha elverişlidir? Neden? Cevap: I numaralı yer tarıma daha elverişlidir çünkü yükselti azdır. 9. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 76 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.